Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca yaptığı en sonki açıklamada ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyordu. Bunun sebebini ise en büyük bulaşma ortamı kapalı alanlar dedi ve kalabalık mekanlar diyerekten açıkladı. Kapalı ortamlarda, kalabalık içinde bulunmayalım. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım diye Bakan Koca şunları görüyor ama Bilim kurulu da öneriyor ama bir türlü bu 15 günlük tam kapanma yasağı nedense gelmemekte. Çünkü metrolar bugün tıklım tıklımda. 2 günlük yasağa girerken vatandaşlar saat 9'daki yasağa yetişebilmek için metro, metrobüsler tıka basa dolu bir şekilde insanları evlerine götürdü. Bu arada virüs ne kadar bulaştı Allah biliyor. Diğer ulaşım araçları yine aynı şekilde. Alışveriş merkezleri, marketler ihtiyaçlarını giderebilmek için insanlar kimi ekmek aldı, kimi yağ aldı, kimi yumurta aldı. Bunları alırken dünya kadar insan aynı yerde bulundu. Bulaş arttı, kapalı mekan. Mecbur kalıyoruz bunlara. Dokuzdaki yasağa yetişebilmek için. Bu olayı bir defa yaşayıp 15 gün boyunca eve kapanıp koronavirüsü düşürmek varken hala da kendimize çile çektirdiğimizi düşünmekteyim. Son zamanlarda hafta içi 21.00'dan itibaren gelen yasak ise adeta yasak değil sanki çile. 9'daki yasaya yetişebilmek için her gün metro, metrobis gibi ulaşım araçlarında, duraklarda, diğer marketlerde, AVM'lerde bulaş tavana çıkmış durumda. Çünkü 9'daki yaşa, yasağa yetişebilmek için insanlar sürekli olaraktan kalabalık arabalara binmek zorunda kalıyor. Kalabalık duraklarda beklemek zorunda kalıyor. Hastaneler farklı mı? Hastanelerdeki yük azaldı mı bu hafta içindeki gelen yasaktan? Hiç de azalmadı. Hafta sonu 2 günlük tam kapanma yerine biz 15 günlük bilim kurulunun önerileri doğrultusunda bir yasağa girsek olmaz mıydı? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.